Onun babasına deyirler ki, bu Sümmanı da 8-9 yaşlarında, zaten 10'dan 11'ine basınca kadem. Evet. 8-9 yaşlarında. Diyorlar ki, babasına ki, 5-10 tane dana, mozik var, bunlar bu köyün, zaten bir şeysi yok. Bunları, bu oğlanı kat, buralarda otarsın. Diyor ki, olur. Olur diyor. Ve kaçır. Kaçır. O sene o danaları, o modikleri öyle güzel yayır, yayır ki böyle. Ertesi sene kış olur, yine baharlayır, diyorlar ki, getir bu yıl da kaç Hüseyin'i. Öyle geçen sene güzel yaydı ki o modikleri, danaları. Diyor ki, katil, katil yine. Yine o mucizeleri, danaları yayır. Şimdi bu efendi bunları yayır. Aşağıda o güde aşağı, aşağıda kilise deresi diyorlar, kilise. Zaloğlu Rüstem'in kilisesi orada, hele yeri duruyor. O kırmızıdır orada. Bu danaları o yana aşağı mozikleri öyle önünü katır, bir fevga ile alır o düze aşağı gidir. Gidir ya, danaları mozikleri böyle güney tarafa vurur. Kendi de böyle yaslanıyor, günde yeğeni doğmuş. Yeni gün doğmuş. Bu bakır ki o sudan aşağıda o böyük sudan bir atlı çıktı bana yokuşa geliyor ama efendi bile bu atlar gibi değil. Bu bile istediği yere basır ayağını. Ama adam üstünde ama adam bir yeşil cübbe giymiş, başında bir yeşil kavuk. Gelir, çocuk kalkır ayağı, Hüseyin. Kalkır ayağı, çocuğa selam verir. Selamun aleyküm, oğlum Sümmani. Diyor ki, emi, benim adım diye Sümmani değil, benim adım Hüseyin. Senin adın Hüseyin ama yakında Sümmanı olacak diye attan iner. Attan iner, gel otur yavrum yanıma. Yanına alır çocuğu oturtturur. Oğlum, sana bir dua öğreteceğim. Bu duayı 40 gün okuyacaksın. 41. gün oradan Ablak Tepe görünür. Ablak Tepe görünür. 40 gün bu duayı okuyacaksın, 41. gün danaları o Ablak Tepe'ye getireceksin. Otur buraya yanıma, oturtturur. Buna bir dua öğretir. Bu duayı diyor okursun ve kimseye söylemesin. Bu duayı kimseye söylemesin. Senden başka kimseye söylemesin. Sen bileceksin bu duayı. Seni örgediyorum. Duayı buna örgedir. Yanından tepeyi tarif edilir. 41. gün danaları o tepeye getir. Bu atlı binir atına. Bir iki adım yürür. Çocuk bakıyor ki, atlı kayıp oldu. Ama duayı öğretti. Şimdi bu, o danaları döndürüyor, o duayı okuyor. Okuyor. Duayı okuyor. Bu 40 gün
sayır gününü 40 gün tamam olur. Yine danaları toplar. Danaları toplar, o köyden bir ihtiyar gelir. İhtiyar gelir. Yer şeyin diyor, danaları bugün her gün bellemiştim ki ablak tepe. Danaları bugün bu Veysor'un dereye doğru buralara götür yay. O gün de 40 gün tamam oluyor. O dediği gün. Bu buna heslenir o ihtiyar. Bu danaları, mozihleri toplar. İle o yana aşağı götürür. Orada biraz yayır danaları, mozihleri. Oradan indirir o deriye. O deriye indirir. Oradan dere yokuşa danaları, mozihleri yine ablak tepeye gidiyor. Evet. Orada içecek ya. Bu gider danaları o tepenin etrafında yayır. Sıcak düşer. Danaları sen ablak tepeye gitmiş misin? Evet. O aşağıda o yukarıdan taşlar düşmüş bir tepremde büyük taşlar var. Evet. 4-5 tane. Danalar onların kölgesine girer, orada yatırlar. Bu da bir iki tane mısır etmeği var. Gider orada o bir çeşme var. O çeşmenin orada o mezarın altında. Orada bir de bir mezar var. Evet. O mezarın orada bir parça etmek çıkardır, yiyir. Bir parça etmek çıkardır, yiyir. Çöl görünüyor zaten. Samukalı. Bakıyor ki evladını okundu. Diyor ki bugün Allah izin ederse ben bir evle namazı kılacağım. dergaha abdestle girecek ya. O suyun aşağıda toplantıları var. Yine akmış o düzlükte çimen. Gider orada bir teheret alır. Gelir o çeşmede bir abdest alır. Bir abdest alır. Böyle tikilir güne bakır, ezan da okundu. Ezan da okundu. Orada bir çimende bu namazını kılır. Namazını kılır. Başını o mezarın taşına koyur da daha da haberi yok. İkindi olur, akşam olur, danalar her biri serin düşer, danalar kalkır o tarlalara gidir, çayırlara gidir, hava bozur, hava yağmaya başlar. Bu mezarın da orada. Orada. Bu akşam namazı oluyor. Akşam namazı oluyor. Bu orada yatır. Orada yatır. İşte türküsünde diyor, tam 18 saat sürdüm zengini. 18 saat orada yatır. Orada. Evle de düşer, 18 saat. Efendi, o ki gece oluyor, böyle sabahları yakın ya, bakır ki, o tepeden 3 tane göğertin, bayağı göğertin, 3 değil geldi benim yanıma kondular. 3 tane adam oturdular. Onun peşine 5'ler, onun peşine 7'ler, çerhalga oldular. Böyle orada çerhalga oldular, ben de ortada böyle durerler. Böyle bakır ki
hep ayağa kalktılar. Ayağa kalktılar, bu da kalkır ya, bakır ki bana duayı örgeden adam geldi. Bana duayı örgeden adam geldi, selam verdi, oturdu, kalktılar ayağı, neyse, oturur. Getirin diyor, bunun nasibini verin. Diyorlar ki, bunun nasibi nedir? Diyor, ervah-ı ezelden bunun 12'den açılmış bekti. Pehlivan da versek 12'den, alimlik de versek 12'den, meşayıklık da versek 12'den, bunun şeyi aşıklıktır. Aşıklıktır. Bu üşbada içedaktır. Üşbada içedaktır. Bunun meşukası Bedişkan'da Şah Abbas'ın kızı Gülperi olacaktır. Ve o buna bir vasıta olarak meşuka görünecektir. Diyor. Bu kararı ki verir ya, şimdi o şeyli Yakup diyor ki, Hohurdi, kızı da diyor Bedişkan'dan getirdiler. Kızı da diyor, yani aynı dergaha yatağıyla getirdiler. Ben o Hohurdi'nin sözünü söylüyorum, onu da getirdiler diyor. Orada kararı ki verdiler, diyor bir tanesi kalktı, orada bir kurna aktı. Kurna aktı, bir tanesi kalktı, kurnanın altında 3 tane bardak, bir tabların içinde doldurdu, içtiler. Doldurdu, içtiler, 3 tane doldurdu, getirdi çocuğun karşısına. Böyle tablada, al dedi bunları iç. Çocuk bir tanesine uzanan da yok dedi, öyle değil. Dilinden ikrar edeceksin. Allah aşkına, Allah aşkına dedi, onu aldı, çekti. İkinciye uzanan da dedi, iki cihan selveri Muhammed Mustafa aşkına. Onu da aldı, çekti. Üçüncüye uzanan da dedi, karşına bak. Karşına baktı, Gülperi'yi gördü. Gülperi yatakta, bu abla tepede. Gülperi'nin dedi, ey bak dedi, bu sene meşuka olarak, vasıta olarak bir meşukadır. Bunun yüzüne, gözüne, rengine ve işaretlerine, ey de bak ki ilk gördüğüm budur, meşukan budur, bunu bir de bir kıyamette göreceksin. Sana bu dünyada da kavuşma karı. Kıza baktı böyle. Kız da buna baktı, bu kıza baktı, bu kız buna baktı, kızı götürdü Bedişkan'da odasına koydular, odasına koydular, bu da zaten içmiş, öyle orada sabah namazı da yeni imsak atmış, bir parça ezanlar okundu, namaz vakti, oradan kalktı. O dereden atladı, gitti. Babası da kimisi gelir diyor ki benim danım yok, kimisi diye muzicim yok, kimisi diye benim tarlaya girmişler. Neyse, babası bunu aradı, bulamadı, bu gitti kapıyı vurdu bile. Sabah namazı. Kapıyı vurdu, babası geldi. Kimdir o? Benim dedi, baba aç kapıyı. Babası açtı kapıyı. Bunun kolundan tuttu, kapının arkasında buna aldı, dopayı girişti. Olan neredesin sen? Felanın danası yok, filanın mozidi yok. Sen neredesin, nerede kaldın diye anası bunun sesine geldi, bunun babasının elinden aldı. Neyse bunu götürdü, yatağına koydu. Sabah oldu. Danaları yayan yok. Danalar toplandı. Buna dedi ki, babası gitti camiye. Buna anası dedi ki, kalk dedi,
davarcıgan ekmek koyayım da al danaların toplantı yerine git, baban gelirse seni yine döker. Bu git doğru ama bunun gözleri amele bu dizmanlık olmuş bile. İçmiş aşkın badesini. O çocuklar geldi, Hüseyin nerede kaldın? İşte bu gece baban seni aradı bulamadı, komşulardan aradı seni bulamadılar. Ele aşkının elemetinden hangisinin kolundan tutuyor bırakırsa gel buradan o gel düşüyor. Uşaklar gitti haber verdiler. Neyse bir iki tane geldiler. Babası geldi. Dediler ki bu tanam ona yayamaz. Bu derlenmiş. Dışarıda kaldı. Bu cinlenmiş. Bunu cinler sahiplenmişler. Bunu babası aldı götürdü. Köyün kocasının yanına. Köyün kocası baktı. Dedi ki bu cinlenmiş dedi. Bu cinlenmiş dedi. Bunu götürdü eve. Evde ile oturur, yatır bile. İle demek memek bir şeyler yoktu. Neyse akşam oldu. Akşam oldu. Akşam yemeğini babası yedi. Dedi ki ben giderim kocanın yanına 5-10 tane ihtiyarlardan gelecekler. Orada kocayla, koca da orada. Orada oturak, yatsın, yatsın namazlandı, kılak kılak. Neyse babası gitti. Hem yatsın namazını kılacak hem de kocayla 5-10 tane ihtiyar otururlar. Şu odası mı? Bu da dedi ki ana, bana da izin ver, ben de gideyim, babam gelir yanında, bir az bir şey oturayım gelin. Yok dedi, seni koymam. Ana, siz kocanın sözüne inanmayın, ben deli değilim, ben cinlenmemişim. Bende hiçbir şey yok, siz kocanın sözüne inanıyorsunuz, benim sözüme inanmıyorsunuz. Anasına yavraldı, anası bunun kolundan tuttu, götürdü babası neydeyse, o toplantı neredeyse götürdü o kapıya kadar. Kapıyı açtı çocuk, içeri girdi ki, fiske lambalar vardı böyle, gaz yanardı. Böyle üstüne bir teneke şey ederdiler ki hissi misi çıkmasın, böyle. Gitti onun dibinde oturdu, babası bunu gördü ya heşlendi. Neye geldi? Dediler çok iyi gelmiş bırak otursun. Neyse oturdu. Orada oturdu. Yerini gittiler o yanı bu yanı. Koca dedi ki ben bir gazel diyeceğim. Ben bir gazel diyeceğim. Diyen diğer demeyen yarın akşam buraya bir yemek getirir. Burada bir ziyafetimiz var. Koca bir gazel dedi. Koca dedi, kocanın altındaki bilmem ne, kimisi diyer, kimisi diyemir. Çocuğa sıra geldi. Çocuğa sıra geldi. Koca dedi ki, o cinlidir, dedi, onu adlayın. Çocuğu. Kimisi de dedi ki, koca belki diyer. Niye cinli diyersin? Ne biliyorsun? Belki diyer. E diyerse desin. O ki koca ki dedi ya. Cinli ya. İşte orada efendi ele dediler Hüseyin diyer misin? Dedi diyerim. Ele ama ayağını büktü altına aldı. Eline kulağını attı ki ilk sözü bu oldu. Açık mı şey? Açık, açık. Açık. Kaset bitiyor benim de. Öbür kaset bitiyor. Akşama 1277 devrinde emrettiler geldim nöbete beni.
Yine Süryan lisanımda ehli sarıyımda. Yine katmadılar gayri sohbete beni. Yine Süryan lisanımda ehli sarıyımda. Yine katmadılar gayri sohbete beni. Ulu ne sözler konuşuyor, koca görüyorsun. Dedi onu cinler söyledi. Koca dedi. Aheste devraldi her deveme. Cahı sürür mehman oldum, cahı kondi yıkım. Yele ondan on birine basınca kıvdım. Varis eylediler firkete beni. Yele varis eylediler firkete beni. Ah hele bir bulak başında bana verdiler dersi. Düşüme geldi erenler sevesi. Hele gel doğru yerde aşkın kesevesi. Hele buyur emrettiler şerbete beni. İster rehlete beni. Dediler Kuda bu ne söyler bile? Sümmanı esrar hacı selam bu ne bu sümmanı bir şey söyler bu ne dedi? Dedi onu dinler söyledi. Kuda yine dedi. Elini uzattı Kuda'ya, Kuda'm dedi sana bir şey söylüyorum cevaplandır. Millet de şaştı. Aman kocam arşın piyanında mehrac evinde. İptiki hizatta ne gördü Resul. Yine hüzür-ü meksütte var cahında. Esrara münasip kodam ne sordu Resul. Yine hüzür-ü meksütte var cahında. Esrara münasip ne sordu Resul. Yele ne sordu Resul. Aman açıldı hizaplar kodam gördü mü gözlüğü. İpti ki hitapta neydi sözü. Yele mağfiret diledi Mevla'dan bizi. Yele dostuna armağan ne verdi Resul. Yele dostuna armağan ne verdi Resul. Yele mağfiret diledi Mevla'dan bizi. Yine dostuna armağan ne verdi Resul. Yine ne verdi Resul. Ah hele tümmanı bir geda ah ocağında. Ah ocağında var. Var mıdır bir nesne kocam sağı solunda.
Yelava ki bağcıvandır hekmet bağında, bağında. İptida o bağdan ne derdi Resul'e? Yere ne derdi Resul'e? Yelava ki bağcıvandır hocam hekmet bağında. Yela iptida o bağdan ne derdi Resul'e? Yela ne derdi Resul'e? Hocam nasıl oldu hocam? Sana söyledi bunları. Dedi onu cinler söyledi. Hiçbir şey bilmiyor ki. Cinlerdiniz. Babası bunun kolundan tuttu getirdi. Sen hocaya başlayacaksın. Evet. Dediler ki bunu Soğurmek'te Deli Molla'nın yanına götürün. Babası elinden tuttu, sabahtan götürdü. Deli Molla'nın yanına, Deli Molla bunun gözlerine baktı. Rengine baktı. Dedi ki sizin hoca bilememiş dedi, bu saray illetine düşmüş. Bunda saray illeti var. Bunu Erzurum'a götür. Getirdi köve çocuğu 11 yaşında, 10 yaşında. Neyse ailesine dedi ki bir etme metme git, bir iki tane heybeye koy da sabahtan bunu doktora götüreceğim. Bir iki tane etme geldi ertesi gün bunun kolundan tuttu, aldı götürdü bunu doktora. O soğuk servicin oraya gitti ya, elinden tutmuş götürüyor. Baktı ki Erzurum'dan taraf bir adam gelir böyle. Geldi, selam verdi bu Sümmanlı'nın babasına. Nereye götürüyorsun dedi bu çocuğu. Dedi bu çocuğu doktora götürelim. Ne olmuş buna? Dedi bu saray illetine düşmüş de, dedi bu çocukta saray illeti mara illeti yoktur. Buranın kocası için müftüsü Solakzade'ye götür. Solakzade'ye götür. Solakzade de eğer saray illeti diyerse doktora götür. Yoksa götürme çocuğu. Nerede müftünün evi dedi. Serengir'de dedi git örgenirsin. Bu aldı, gitti, sordu, müftünün evini buldu. Müftünün evini buldu, kapıya vurdu, bir kız çocuğu çıktı. Bir kız çocuğu çıktı bu, dedi ki, baktı iki tane adam, bir çocuk elinde, dedi ki, müftü beyi göreceğim. Gitti çocuk haber verdi, kız çocuğu. Dedi ki git al içeri onları. Git onları dedi içeri al. Gitti. Geldi bunları çocuk içeri aldı, kız çocuğu gitti. Öyle babası geride oturdu, çocuk öyle nasıl içeri girdi. Müftüyü gördü ya solakta değil. Öyle secirtti ama elini öptü, karşısında dize geldi oturdu. Dedi ki Emuda, bu çocuk senin mi dedi benim. Buna ne olmuş? Dedi bizim köyün kocası, başka bir köyün kocası. Kimisi dedi cinlenmiş, kimisi dedi ki bu saray illetine düşmüş. Babası baktı ki çocuk karşısında. Müftü. Solakta da bile ellerini kaldırdı, dedi ya Rabbi. Ya Rabbi dedi, ağladı. Bu saray illetini ya Rabbi bana da nasip eyle ya Rabbi dedi. Bana da nasip eyle ya Rabbi bu saray illetini dedi. Yavrum dedi, sana bir şey soracağım yavrum. Yavrum, Kavs'ın mekanı nedir, nerededir?
Çocuk bir Allah çehmesiyle müftünün önüne bayıldı. Müftü bunun başından tuttu, böyle aldı dizine koydu böyle burasına. Şimdi babası baktı ki hem okuyor, hem üfülür, hem de bu sakalına aşağı yaşlar çocuğun üstüne akıyor böyle. Ağlıyor müftü. Neyse çocuk uyandı. Dedi ki hocam sen bana Gavs-ı Mekan'ını sordun, Gavs-ı Mekan'ına ispat olunmaz. O öyle bizleri yaradan bir Allah'tır ki nerede Allah desen orada hazır ve nazirdir. Aferin oğlum dedi. Aferin dedi. Buna veren Allah bunun aşkın şarabıyla babasına dedi, elini uzattı. Aşkın şarabıyla dedi, hırtlayına kadar doldurmuş dedi bu. Bunu. Dedi. Bunu dedi doktora muhtara sakın dedi götürmeyesin. Dedi. Sakın götürmeyesin. Sen bunu git burada bu akşam mı kalırsın ne kalırsan dedi. Bu çocuğu al geri götür. İşte şimdi o kahve durur. İş bankasının arkasında kırlı kızın kahvesi değiller. Kırlı kızın kahvesinde o devirde erbabı varmış Erzurum'da. Evet. Erbabı. Evet. Orada her akşam bir meclis yaparmış erbabı. O kırlı kızın kahvesinde. Bu oradan buradan ağızdan ağıza bu duyulur. Akşam işte bunu alıyor götürürler. Alıyor gider babası. Alıyor götürüyor o kırlı kızın kahvesine. Kırlı kızın kahvesinde erbabı orada. 30-40-50 yaşında adam. Ama neyden zaman ki insana benzemeyen insan. Çirkin çirkin sözler konuşuyor. İşte böyle. Neyse. Çocukla başladılar. Bir şey dediler. Bu. Çocuğa da bir çirkin mirkin bir şeyler söyledi. Orada bunun şeyleri, iki tane çırağı var, çırakları kavuştular, çocuğu dövdüler. Trabzonlu Laz Mahmut kalktı. Dedi gelmeyin çocuğun üstüne dedi. Bana Trabzonlu Laz Mahmut derler dedi. Benim ettiğim 40'ı aşmıştır dedi. Sizin ikisi de dedi kamayı çekti buradan hemen yerde bulursun kendisi. Dedi. Buna yanaşamadılar çocuğa gitti babasını yatırdı. Verdiler dayağı. Babasını dövdüler. Neyse meclis kalktı dağıldı şimdi bunun. Artık bunun erbabıyla deyişleri değil 40-50 kana. Efendi, bu tükenacağı yok. Evet. Bunu babası kalktı, aldı, götürdü Meded Ağa'nın hanına. O Meded Ağa'nın hanına. Orada bunu o akşam Laz Mahmut gitti, götürdü orada o hancıya dedi ki bu akşam bunlar burada yatacak paralarını da verdi. Laz Mahmut. Sabahına artık ağızdan ağıza ki işte gelmiş erbabıyla değişmiş, erbabıyı kötü etmiş bir çocuk. Meded Ağa'nın hanındaymış. Sabah olur bu Balı'nın hanımı bu hizmetçisine diyor ki erbabıyla değişmişler, bir çocuk varmış, Narmanlı. Git o çocuğu al, gel. O çocuğu al, gel. Çocuk gelir Meded Ağa'nın hanına, soruyor. Burada Narmanlı bir adam varmış, bir de bir çocuğu varmış. Diyorlar ki evet. Evet. Abu ha. Bunları alır götürür. Orada erbabı yazılıdır.
Emin. Var, var bende, var. Evet. Ben hep onları tutmuşum, not etmişim. Evet, çok güzel. Şimdi bunların varını hizmetçisi, ailesinin hizmetçisi alıyor götürüyor ama varının hizmetçisi, varının hanımı kendine uygun o yüksek memurların ailelerinden bir 5-6 tane daha seslemiş yanında. Orada 10 tane kadar. Evet. Bu çocuğu götürür, götürür ki balkonda hanım gezir. Çocuğu götürür, hanım, balonun hanımı çocuğa bakıyor ki çocuğun ayağında bir çift mal göründen çarık, üstü başı eski. Diyor, hizmetçiye diyor ki o çocuğun o çoraplarını, çarıklarını çıkart, at, atır. İle yalın ayak, al gel, babasını götür mutfağa, orada yemek koyuyor, güne yesin. Babasını götürüyor mutfağa, yemek koyuyorlar, o güne yiyip, çocuk alıyor, yukarı çıkıyor. Çocuk alıyor, yukarı çıkıyor. Çocuk çıkar, yukarı çıkana kadar o baronun hanımı, o toplandığı karılara diyor ki, o memurların karılarına ki, burada bu çocuk erbabıyı bu akşam kötü etmiş, şimdi bu aşıkmış, şimdi ben buna bir rol oynayacağım, siz de bilin ki dadı çıka. Diyorlar ki, ne rol oynayacaksın? Biz de bilek ki. Diyor, ben şimdi buna İki tane şahzade benim kızım var. İki tane kızım var. Bu kızların küçüğüne bir tabla üzerine bir tek sigara, bir kirpit. Tablayı alacak eline. Büyük kız bir şerbet yapacak. Şerbete gözünün damsasından bir damça yaş bırakacak. Şerbetin içine. Eğer bu şerbetin içinde yaşı bulursa, söylerse bunda bir aşk alameti vardır. Yok, yok olsa geldi burada fıkara bir çocuk. Ama burada bir şey yardım ederiz, yol çeyderiz, gider. Diyorlar ki iyi olur. Neyse çocuğu çıkardı, çocuk öyle bir yerde oturur, ayakları yalın ayak. Neyse, kızlarına diyor ki, benim de tarif ettiğim şeyleri alın, çocuğun karşısında durun. İkisi de iki tane tabla alırlar, giyinmişler, kuşanmışlar. Tablaları alırlar eline, çocuğun karşısına gelirler. Tablalar elinde. Böyle. Bir de çocuk, köylü çocuğu, bir de tablada şerbete mi, bir sigaraya mı böyle uzanacak sıra varın o hanımı diyor ki, oğlum diyor, aşıklığın şanı şerefi bu mudur? Sen diyor bu şahzade kızları bir metiyi ver, ondan sonra alıp sigaranı, şerbetini içiyi ver diyor. Olur diyor hanımefendi. İkisi de öyle ayaküstü dururlar, şahzade kızlar. Alır mı? Alır, alır. Evet. Alır şahzade kızları met etmeye. Ah kere ben cahilem, benim dilde nazım yok o. Hele dilim perde, tut merelde, sazım yok o. Hele senin badunlar anlayık, sözüm yok neylim, neylim, neylim. Hele geldi bu meydana, bir timşah dedeyim.
Akel canım badunların ala bürünür. Kılabudun kaptan yerden sürünür. Yeleli kabın altından şavkiye görünür. Leveylim leylim. Yele hükmü al Osman'a bitip şahzedeyi. Ah kederlani derbak canım bari siz misiniz? Kebir cebellerin bari siz misiniz? Yine şu cennetten çıkan hüri siz mi misiniz? Leylim 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 leylim. Yine canım hariç ne cibin ala şahs edeyi. Yine Kadir Mevlam zatını da soy vermiş. Yine hub yaratmış, nadir güder boy vermiş. Yine yıldızdan kül verir zilfe muy verirmiş. Leylim leylim leylim. Yine boyu güzel soyu güzel şahs Akele küçük badum gayet pey nazik gezer. Lali nevlerinden sütkarlar ezer. Yine destinde sigara kendi birine benzer. Leylim leylim leylim. Hele dolanır meydanda vabitim şahs edeyi. Hele büyük badun yüzü kabıdan kaldırmış. Ağırların avu suya daldırmış. Yine gözyaşından bana kadar doldu vurmuş. Leylim leylim leylim. Yine Kerem kılsın bana bak hanım eyvallah. Hanımlar bunu bir alkışlayınlar. Sağ olasın oğlum. Böyük şahsede şerbeti uzadır, şerbeti içir. Tablalara alırlar. Oğlum, oğlum Sümmani. Güzel metiyi verdin diyor şahsede kızların. Beni öyle bir metiyi vereceksin ki kızlardan yüz tabağa yukarı olur. Evet. Diyor olur hanımefendi. Akilesen bir şah dedesin hanım hanım ben sana benden evet. Senin tayın tahtiye handa bulunmadı. Elimde ne gelir can edin feda olmadı. Sana şayet metli sanda bulunmadı. Elimde ne gelir can edin feda olmadı. Sen aşağıya etmetli esan da bulunmayse. Akele hükmü Süleyman'dır hanım hanım senin divanın. Alem-i metede ver şeref-i şanın. Yele kametin izzeti ver. Boyun gerdanı vana
Sabahlarda güneşte bulunmaz. Hele kanatınız yatıbı beni boyun yerden bana. Sabahlarda güneşte bulunmaz. Akela hükmü Anadolu'ya taktı var Osman'ı. Edem vilayeti Tebriz Khorasan. İle bu Rusya'nın sebebi geçsem Erbistan'a. İle varsam tayin bende Üçkan'da bulunmaydı. Ele buluşu yedem sebebi geçsem Erbistan'a. Ele varsam tayin bedir şanda bulunmaca. Ah ele erfetin illa diyelemlerin çare çare ve nasıl ezel kıyıp seni koyacak turavayı? Yine Mısır'ı elinde ve Yusuf için ava. Menendir lavu cihanda bulunmazı. Yine Mısır'ı elinde ve Yusuf için ava. Yine menendim la bu cihanda bulunmuşum. Akere sümmanı eyledi efendisi meti. Metine layıktı ver mevcudu zinebeti. Hak kalıya vermemiş. Böyle bir devlet müveti. Yine böyle devlet hiçbir handa bulunmaz. Hak varıya vermemiş. Böyle bir devlet müveti. Böyle devlet hiçbir handa bulunmaz. Bunu bir daha alkışlarlar, oğlum sağ olasın. Hizmetçi sesleri bir kart verir. Hizmetçiye diyor ki, bunu götürürsün falanın mağazasına. Bunun boyuna, soyuna, böyle hep elbisesini, ayakkabısını, paltosunu, iş çamaşırını, ceketini, pantolonu, hepsini o mağazacı böyle bir bohta eder, bir bohta eder, onu alırsın ele. Bu çocuğu götürürsün berbere. Berber de bunu tıraş ettirirsin. Başını, maşını güzel. İki, üçüncüsünü elbisesini alır bunu hamama götürürsün. Hamamını yaptırırsın, elbisesini giydirirsin. Bu elbiseyi de orada tor top eder, köpe atarsın. Anladın mı? Anladım diye kartı verir, götürür, bunları yapır. Hizmetçi elbiselerini giydirir, ayakkabısını, bilmem paltosunu getirir hanımın yanına. Hanım orada çıkartmış o devrin parası 10 lira koyur masaya. Öbür hanımlar da 5 lira koyurlar, 15 lira, 15 lirayla 15 tane inecek. O devrin parası. Efendi, baba aşağı indirir, babasına tembih edir, al bu çocuğu, bu şehirde durma, elinden tut, doğru köve git. Bak, çocuğun koynunda 15 lirada para var. Babasını da görür, çocuğun da gözlerinden öpeyip uğurlar, haydi uğurlar olsun. Eyvallah, yeter size de bu kadar.